Kupası boyunca Basra Körfezi'ne kadar oradaki su yaşamından tutalım. Bütün o suyla sulanan tarım alanlarının zehirlenmesi demek. Bunu topraktan ayrıştırılmaması demek. Orada o suyla üretilen besinleri, sebzeleri, meyveleri yiyen halkın sağlığının tehdit altında olması demek. Kanser vakalarının artması demek. Peki bütün bunlar birden mi bire mi oldu? Hayır. İşte sizin yasa yapma yönteminizin usulsüz olması, hukuksuz olması nedeniyle oldu. Burada bizi dinlemediğiniz için, muhalefetin sesine kulak vermediğiniz için, bilim insanlarının, ekoloji örgütlerinin, çevre örgütlerinin sesine kulak vermediğiniz için bugün İliç'te bir katliam oldu. Bir doğa katliamı oldu ve altında insanlarımız, orada yaşayan işçiler de var. Oysa ki buranın sesine kulak verseydiniz, gerçekten bu mecliste kaliteli yasama yapmak için muhalefetle tamamlayalım lütfen. İstişare etmiş olsaydınız bugün bu olmayacaktı. Bakın bu kürsülerde çok feryat ettik. Bak bu siyanürlü maden aramasına dur deyin, siyanürlü altın aramasına dur deyin dedik ama dinlemediniz. Kanadalı firmanın vergilerini affettiniz. Firmanın 3 kat kapasite arttırmasına göz yumdunuz. 7 nokta üstündeki depremin fay hattının üzerine siyanür havuzları kurulmasına göz yumdunuz. Ve bakın 10 tane konuşmacınız geçti. Şurada tek bir cümle kurmadınız ya. Evet sorumlusu biziz demediniz. Evet bunda bizim payımız var demediniz. Biz göz yumduk demediniz. Biz para için halkın yaşamını hiçe sayıyoruz. Doğayı hiçe sayıyoruz demediniz. Ama bunları yapıyorsunuz. Bunları yapıyorsunuz ve şu anda biz bir maden yasası görüşeceğiz ve yine bir şirkete para aktarması, sermayeye kaynak aktarma yasası görüşüyoruz. Ve şimdi siz getirmişsiniz diyorsunuz ki bu hafta bu yasayı geçirelim, mecliste işimize bakalım. Ya böyle teşekkürler Sayın Koçyiğit. Son konuşma Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Mersin Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır'a ait. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri, çok kıymetli grup başkan vekili arkadaşlarımın söylediği gibi maalesef ki birinci görevimiz yasa yapmak ama burada gerekli özeni, gerekli disipline gösterip yasaları yapamıyoruz. Saraydan gelen yasalar komisyona geliyor, 2 günde jet hızıyla geçiyor. Mecliste bir yarış halinde hemen geçirelim. Ya bunun son günü var. Hiçbir şeyi araştırmıyoruz. Bakın maden yasası sıra sayısı 92. Görüşülürken Erzincan'da bir felaket yaşanıyor. Ve muhalefet, mesela Tunceli milletvekilimiz 27. dönem Polat Şaroğlu bakana sormuş. Demiş ki siyanür kullanılıyor mu? Zemine baktınız mı? Önlemleri aldınız mı? Siyanür kullanılmıyor demiş. Çet raporu aranmıyor demiş. Ve üzülerek söylüyorum, maden yasasının görüşüldüğü günde de işçilerimiz, emekçilerimiz toprak göçük altında. Yahu niye tartışmıyoruz? Çünkü biz öncelikle işçilerin güvenliğini, can güvenliğini, doğayı, çevreyi değil, patronların nereden altın bulur, nereden kömür bulur, nereden para kazanır, rant eder, onu koruyoruz. Ya bu şirket kimin? %80 Kanadalı bir şirket. %20 Çalık grubu. Ve bu Çalık grubunun şirketi Lidya, anonim şirketi, bir de ödül olarak işçilerin katili bu şirketin 209 milyon vergi borcunu silmişiz. Neden? Çünkü insan sizin için önemli değil. Doğa sizin için önemli değil. Çevre sizin için önemli değil. Nereden gelirse gelsin patronları koruyalım. Bugün de maden yasası görüşülürken o vatan evlatları, o işçiler toprağın altında kalır, analar, babalar, evlatlar, eşler de bekler. Siz neyi bekliyorsunuz? Bu maden yasasında patronları, işçileri, kapitali koruyacak hükümleri yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Olmaz arkadaşlar, olmaz. Bu bir kepazeliktir.
İstanbul'a verdiğiniz aday Murat Kurum. Ya ne kadar iyi bir aday vermişsiniz İstanbul'a. 2022'de bu felaketin geldiği yerde chat raporuna gerek yoktur demiş. Utanmadan, sıkılmadan Murat Kurum. Nereye aday şimdi? İstanbul'a. İstanbulluyu 16 milyonuna kadar güvenli bir isme teslim edeceksiniz. Bitirelim lütfen. Baden diyorum, ölü güvenli bir isme teslim edeceksiniz. Bitirelim lütfen. Baden diyorum, ölüm diyorum, güvenlik diyorum, vergi borcu silinmiş diyorum, chat raporu diyorum, Tarsus'a bak diyor. Bakayım Tarsus'a ne olacak? Ne olacak? Sen Erzincan'da toprağın altında kalan işçilere bak, işçilere. Şu yasaya bak. Bu yasa görülürken, nükleer artıklar tartışılırken, bugün IŞİD'li bir terörist Mersin Akkuyu nükleer santralde sahte kimlikle çalışırken yakalanmış. Peki yakalanmasaydı, o nükleer santral açılsaydı, askerimizi diri diri yakan o alçak orayı patlatsaydı ne diyecektin? Tarsus'a bak, değil mi? Ya vallahi utan. Çok şey istiyorum ama utanın. İnanın utanın, utanın. Teşekkürler Sayın Başarır. Öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul